Herkese selam, ben Samet Özcan. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Fakat bu videoda ne beğenin, ne abone olun, ne de başka bir şey söylemeyeceğim. Çünkü bugüne kadar yaptığım her şey beni şu an şu noktaya getirdi. Ve şu an sizin karşınızda konuşuyorum. Benim için hayatımın çok duygusal günlerinden bir tanesi ve şu an başarıya koşarken bugüne denk gelmesi de benim için birazcık farklı oldu. 5 yıl boyunca bütün hayatımın serüvenini izlediniz ve sizlerle beraber çok güzel maceralara çıktık. Çok güzel şeyler yaptık. Benimle beraber mimarlığa başladınız. Benimle beraber Avrupa'ya geldiniz. Benimle beraber Avrupa'da şakalar yaptınız. Benimle beraber mimarlık jürilerimi izlediniz. Benimle beraber hayatımın içindeki saçma evrelerimi izlediniz. Benimle beraber yemek yediniz. Benimle beraber Amerika'ya gittiniz. Ve benimle beraber şu an bir platform kuruyorsunuz. Türkiye'de yapılmamış bir şeyi sizlerin sayesinde yaptım. Ve Türkiye'deki yüzlerce üniversiteyi bir araya getirdim. Bunun ismi bir başarı veya bir başarı değil, başarıya giden bir çocuk olarak adlandırın. Çok güzel işler yaptım. Şu an buna da devam ediyoruz. Sizin de bunun bir parçası olmanızı istiyorum. O yüzden şimdi size bu platformu anlatacağım ve neleri başaracağımızı hep beraber göreceğiz. Gençler, şu an size neler yaptığımızı göstermek için sayfalarımızı göstereceğim. Web sitesini tasarladık, inanılmaz tasarladık. Ziyaret ederseniz siz de görürsünüz. Şu an web sitesine giriyorum. Kadabra! çok hiç güzel bir şey olmadı. Aynı anda yapamadım ama. Işık yanmayınca falan rahatsız oluyorum mesela bilgisayarda. Sabah akşam gece gündüz fark etmeden. Hızlandırdım bir de şimdi şunu, hızlı gitsin de. Şunu hiç kullanmıyorum mesela, şu ışığı hiç kullanmıyorum. Neden kullanmadığımı bilmiyorum. Bak bu hoşuma gidiyor birden. Pat 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 yanıyor. Şu, bu şimşek. Bu şimşek efekti. Hiç kullanmadım bu arada. Bilmiyorum dikkatimi dağıtıyor diye. Çünkü çok eğlenceli bir mod. Bak birden duruyor, şimşek çakıyor sonra bak. Yanıyor, ta 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 ta. Hani böyle filmlerde ilk böyle bir şarteli indiresin, ilk önce şarteller açar sonra tarrrr diye yanar ya. Aynı onun gibi oluyor. Art College sayfamız var. Ve size burada her gün blog yayınlıyoruz. Çok güzel yazılar yazıyor arkadaşlarımız. Onlarla gurur duyuyorum yazan kişilerle. Şöyle bir sayfa tasarımı yaptık. Bu sayfa tasarımında burada bir art kalıcı yazınız var. Bu böyle bir stille yazılmış. Hangi stille yazıldığını unuttuk. Daha sonra altına indiğinizde direkt yazılarımız var. Burada görüyorsunuz. Benim favori yazım geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman arasındaki fark sadece bir göz yansımasınız. Devamını size bugün nokta nokta koyuyor. Bu haftanın en güzel yazısı bana göre bu. Hepiniz üniversiteye başladınız veya üniversiteye başlayacaksınız. Fakat koskocaman bir dünyada sadece bir kum tanesisiniz ve öğrenmeniz gereken birçok şey var. İşte ben ve benim arkadaşlarım, ayrıca bizim Art College ailesi sizlere bunu sağlıyor. Ve siz de her gün okuyabilirsiniz. Her gün akşam saat 8'de yayınlıyor. Hakkımızda bir bölümü var ve buna üye olabiliyorsunuz. Üye olduğunuz bir bölüm de var. Burada Art College'in ne olduğunu, altında da kurucusunu, işte bunun altında da başka kişiler gelecek. Aklınıza gelebilecek her platformda sizlere yardım ediyoruz. Discord'da, WhatsApp'ta, Instagram'da, hatta blog sayfamızda, dergilerimizle, söyleşilerimizle, hepsiyle sizlere yardım ediyoruz. WhatsApp'ta dünyadaki güncel bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Discord'da bir soruyu mu çözemedin? Bir kesiti mi çizemedin? Veya grafik mi tasarlıyorsun? Yapamadın. Veya peyzaj okuyorsun. Hiçbir şey yapamadın. İşte bulunman gereken nokta burası. Sizlere yardım ediyoruz arkadaşlar. Ve yardım eden herkes elinden gelenin en fazlasını. Çünkü biz kocaman bir aileyiz. İçerik bulamıyorum. İçerik var mı acaba size biraz? Ya merhaba, ben Instagram'da video paylaşıyorum da. Benim için birazcık içerik fikriniz varsa paylaşır mısınız? Yok mu? Sizde de mi yok? Bırakıyorum ben bunu. Valla dayanamıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehter Aydın. Ve hoş geldiniz. Sizinle bu videoda bir haftanı paylaşacağız. Evet, Art College'in Instagram sayfasını yüklediğimiz vlogları bu şekilde çekiyoruz. İzlemeyi unutmayın. Siz değerli mimarımızı da görmeyi gerçekten hem bilgilendirici hem de eğitici bir söyleşi yapmayı çok isteriz. Peki sen
aramızda hala yok mu? And I'm not quite there yet, but those words they'll regret, 'cause I've got something left and I'm not giving in. I will not. Daha sonrasında buradan WhatsApp ağımıza erişebiliyorsunuz. WhatsApp'tan katılırsanız aramıza günlük günce işte bu haberleri öğrendiğiniz yer var. Daha sonrasında burada Instagram var. Instagram'dan takip ederseniz inanılmaz şeyler yapıyoruz, çekilişler yapıyoruz. Geçen ay bir öğrencinin bir aylık okul masrafını karşıladık. Hani sizin için de bazı şeyler yapıyoruz. Bu çekilişlere katılırsanız çok güzel olur. Hepimiz için güzel olur ve hani dediğim gibi buradaki amaç bu yardım platformu size yardım etmek. Burada da Discord var. Discord anlamını biliyor musunuz bilmiyorum. Discord anlamını. Discord'a tıkladığınızda da ödeviniz mi var? Gelin yardım etsinler size. Abileriniz, ablalarınız sorun bir şey, uçuş çizimi yapamadım, şunu yapamadım ya da çizim bırak grafikçi olursun, ne olursun olsun. Sanatın her dalındaki herkes için yardım ediyoruz. 12. sınıf mısın? 12. sınıfsan katıl aramıza. 12. sınıf ya da mezunsan sizin arkadaş gruplarınız var. Ben sizi oraya yönlendiririm. Oradaki kişilerle konuşabilirsiniz. Aynı stresleri yaşıyorsunuz. Birbirinize bir şeyler paylaşabilirsiniz. Çok güzel bir iletişim ağı. Haberiniz olsun. 12 ve küçük olan kardeşlerim için. Sizi seviyorum gençler bu arada, unutmayın. Başaracaksınız ve sınava girmeden önce motivasyon videonuzu çekeceğinden emin olabilirsiniz. Sizi var ya, sınava öyle bir yollayacağım ki aklınız uçacak, aklınız gidecek. Bundan emin olabilirsiniz. Buradan da Twitter adresimize ulaşabiliyorsunuz en sonunda. Twitter'da da yine mizahi komik şeyler yapıyoruz. Böyle bir blogumuz var. Şimdi ben bu hikayenin en başına dönmek istiyorum. O yüzden de size birkaç şey izleteceğim. Beni tekrardan bilmeyenler için veya bilenlerin hatırlaması için. Serüvenimin başladığı o güne gidelim. Arkadaşlar şu an Sagrada Familia. Sagrada Familia'yı Gaudi adında bir mimar yapmış. Şu an Sagrada Familia. Oha, aydınlandı. İnsanlar her zamanki gibi Roma dönemindeki. Aynen. Bir kere çek şu çocuğu arkadan ama. Arkadan bile çekmiyorum. 2 gün açız. Açız. Doğru söylüyor. Kanka gitarı alsaydık 4 gün bedavaya kalıyorduk. Of. Ya. Arkadan bağırıyor. Evet. Siyahi arkadaşlarımız arkadaşımızı çok sevdiler. Kanka. Su buradan solda. Tam sana göre değil mi zaten? Hayır. Her şeyi bir köşeye bırakalım, başka bir perspektiften bakalım. Çünkü sen kimsin ve ne yapacaksın, bu hayatta nereye varmak istiyorsun? Şu an hepimiz bir yarış atı gibiyiz. Arkamızdan birisi kırbaçlıyor ve bir yere varmaya çalışıyoruz. Bu yarışı kazanmaya çalışıyoruz. Sonra diğerleriyle kendimizi kıyaslıyoruz. Ailen bile bazen sana diyor ki şunun çocuğuna bak, neler yapmış, sen ne yapıyorsun? Ama bu bir yarış değil, bu kendini bulma çabası. Şu an eğer beni izliyorsan sen de bunun farkındasın. Hepimiz üniversiteye gidiyoruz. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Hepimiz bir şeylerin ucundan tutuyoruz. Fakat olay ne biliyor musun? 4 yıl içinde sadece mimar mı oldun? 4 yıl içinde sadece mühendis mi oldun? Sen 4 yıllık koskoca zamanında bir şey oluyorsun. Ama aslında bir şey olmaman gerek. Bu hayat risk alanları sever. Sadece mimar olanları, sadece mühendis olanları, sadece bir şey olanları değil. Burası size prestij katacak, bir vizyon katacak. Gelecekteki olmak istediğiniz kişiyi size gösterecek. Aramızda birçok keşfedilmeyen insan var. Biz bunları keşfetmek için buradayız. Eğer sizi A noktasından B noktasına götüreceksek, A noktasından başlamamıza gerek var mı diye sorgulattıracak bir yer. Şöyle düşünün, ben 5 yıl önce bu maceraya çıktığımda yalnızdım ve kimse yoktu. Sağ olun siz hepiniz bana yardım ettiniz ve benimle beraber büyüdünüz, bu maceraya eşlik ettiniz. Şimdi ben de dönüp kendime sorduğumda neden herkes sıfırdan başlasın ki dedim. O yüzden ben sizin sıfırdan başlamamanız için buradayım. Mesela sen bir blog yazacaksın. Blog yazarken sıfırdan başladığında yazdığın blog kaç kişiye ulaşır? Söyle bana, kaç kişiye ulaşır? Çok zor büyürsün. Ulaşır. Belki de başarırsın. Evet biliyorum. Sen de başarırsın. Bu yola giren herkes emek veriyorsa bir şekilde ilerler. Ama bu neden daha kolay olmasın? Dikenli yolları giderken hep bütün dikenlere neden basmak zorundayız? Bunun gibi bir şey düşünün. Blog yazdığınızda binlerce kişiye sizi kolayca ulaştırıyoruz. Video yayınladığınızda Instagram'da Reels çekiyorsanız sizi kolayca insanlara ulaştırıyoruz. Veya YouTube'umuzda şimdi manyak şeyler geliyor bu hafta falan anlatamam size. Bu kişilerle neden bunu siz yapmıyorsunuz? Biz burada sizin keşfedilmeniz için var oluyoruz. Ben şu an bir yandan YouTube kamerasını açtım tamam mı? Bir saniye!
Şu an YouTube kameram açık. YouTube kameram açık olduğu için şarjı da zayıf. Kapanmadan önce... Heh, kameram geldi. Burası karanlık çıkıyor, orası aydınlık çıkıyor. Ortalık çok karışık. İnşallah kırmızı da kapanmadan bu işi halledebiliriz. Gençler, şu an say hi deyin. Hepiniz bir YouTube videosundasınız. Döndürüyormuşum kamerayı da bu tarafa. Şu tarafa bak gençler, şuradan. Şu an sizinle konuşmuyorum ekrandakiler. Öbür tarafla konuşuyorum. Bakın arkadaşlar, burası Art College. Her akşam burada devleti kurtarıyoruz, ülkeyi kurtarıyoruz. Ülkeyi kurtarmak için buradaki herkes. Şu an... Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Gençler, siz bir işe başlamazsanız kimse o işi size getirmez. Siz gidip onu almanız gerekiyor. Ve bu yolda başarmak için her şeyi yapmanız gerekiyor. Ve bu yüzden hareket edin ve başlayın. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu platformla ilgili de değil. Benim konuştuğum şey genel olarak söylüyorum. Eğer bir şeyleri başarmak istiyorsanız, almak istiyorsanız harekete geçin. Ve o harekete geçtikten sonra diğer bütün insanları enerji olarak düşünürsek o enerjilerin size gelmesini hayal edin. Hayal ettiğinizde inanılmaz bir etkileşimin içine düşeceksiniz. Etkileşimin içine düşerseniz eğer o zaman başarıya ulaşırsınız. Çünkü siz etkileşimin merkezi olacaksınız. Etkileştiğiniz zaman insanlar size gelecek, sen ne yapıyorsun? Aa, sen bunu mu yapıyorsun? Ben de bunu yapıyorum. Bir şeyler yapalım mı? Veya sana diyecekler ki gel bizim şu işimiz var, bunu hallet diyecekler. Ya da onlar da bir şeyler yapacaksın. Ne zaman enerjinin kendisi olursan o zaman başarırsın. Ben Samet Özcan. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.